Merhaba arkadaşlar, 60 saniye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı güne geldik? 70. gün mü? 100 gün mü olacak bilmiyorum. Ama vakit artık bitti yani. Zaten bir anlamı da kalmadı. Bir tane hatırlıyorsunuz, iki deli bir araya gelmemeliydik. İki tane delimiz var, bir de mutantımız var. Anne kayıplarda gerçekten böyle bir son olacağı hiç aklıma gelmemişti. Hani bu durumlara düşeceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Hani Ted'in delirdiğini biliyordum ama Tim'i evden falan kaçıyordu. Hatırlıyorsunuz önceki bölümlerde. Tim'i de delirdi. Şey zaten gidik. Kız Mary Jane. Anne gelse çıksa en azından belki kendilerine gelirler diyeceğim ama gelemezler. Bu arada hatırlıyorsunuz önceki bölümde tam haydutlar gelirken tam geldiler. Mary Jane ağzını burnunu kırmıştı onların. Öyle bir zamanlamada denk geldiler ki gerçekten orada çok büyük şanslıydık. 72. güne kadar geldik. Mary Jane ileri atılıp o pisliklerin icabına en iyi kaba kuvvet olarak tanımlayabilecek bir yöntemle bakınca biz de en az haydutlar kadar şaşkına döndük. Neredeyse onlar için endişelenecektik diyor neredeyse. Mary Jane'in yüzeyden sığınağa geri dönünce tarif edilemeyen bir mutluluk yaşadık. Yine Mary Jane trollce, orkça böyle bir diliyle konuşuyor. Bir tane de mermi bulmuş bak görüyor musun? Bir tane yemek bulmuş, iki tane su bulmuş. Ted durmadan öksürüyor mu? Ha Ted durmadan öksürüyor diyor. Tim hala akıl sağlığına tam olarak kavuşamadı. Keşke ona yardım etmemiz bir rol olsaydı. Allah Allah. Akıl sağlığı demek ki geri herhalde şey oluyor bunlar. Bitkin aç, yorgun ve deli. Aç, bitkin, hasta, deli. Şimdi yemeğimiz de kalmadı. En azından bir tane şey var. Mary Jane'i tekrar dışarıya yollayacağım. Ya da içeride mi tutsak acaba bilemedim. Minik bir sığınağın içine mahsur kaldık ve kaynaklarımız çok sınırlı. Eğer hayatta kalmak istiyorsak bazı vahim kararlar almamız gerekiyor. Yakınlarda bölgedeki huzur evin harabeler arasında gizlenen yaşlı insanlardan oluşan bir grup var. Onlardan bazı kaynakların olabileceğini düşünüyoruz. Ve bizim onlara daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. İnsan kendi ailesinin iyiliği dünyadaki en önemli şey değil mi? Tabii ki öyle. Yapıştır. Delidir. Yakalansa bile delidir onlar. Kim gidecek oradan? Ne aldık? Hiçbir şey yok muydu? Su mu çektik bol bol? Aa fener bulduk bir tane. Gittik, ihtiyacımız olanı aldık ve geri döndük. O grubun idare edebileceğinden eminiz muhtemelen. Evet kesinlikle. Bir tane Mary Jane açlıktan ölüyor. Ona bugün yemek verirsek iyi olacak. Yoksa diyor büyük harflerle. Mary Jane'i aç yollamayalım. Açlıktan ölmek üzere. Bitkin aç deli, bitkin hasta deli. Aa, onlar geri gelmeyecekler galiba. Bilmiyorum. Akıl sağlıkları geri der mi? En azından bir tane fenerimiz var. Bir tane mermimiz var. İki deli evde. Bakalım bu iki delinin maceraları ne olacak? Çok merak ediyorum. Mary Jane dışarı gitti. Umarız çok kısa sırada geri döner. Ted hasta ve bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Akıl sağlığıyla hepimiz endişelendi. Aa bir de Ted hastaydı değil mi? Bir de Ted'imiz hastaydı. Bitkin hasta deli ve susamış. Abi hem kafadan hasta hem vücut olarak. Bitkin aç deli ve susamış. Ne yapacağız şimdi? İlacımız yok bizim ya. İlaç olsa en azından şu adamı iyileştirsek güzel. En azından aç değiller. O yüzden yemek vermeyeceğim. Biraz bu aç ama bu hasta değil. Sorun yok. Yeşil pijamalar içindeki bir grup insanın sığınağımızın kapağına vurmaları için hiç beklemiyorduk gerçekten vurmalarını. Ama yine de böyle bir olay yaşandı. Ayrıca kendilerinin mutlu insanlar olduklarını ve zenginden alıp fakire vermek istediklerinde ısrar ettiler. Biz oldukça fakiriz. Belki birkaç yeni arkadaş edebiliriz. Onları içeri alsak mı? Bir dakika, yeşil pijamalar içindeki bir grup insan dediğine göre acaba askerlerden mi bahsediyorlar hani yeşil pijamalar? Hadi onlar da gelsin. Hadi iki deli de oradan gelsin. Bakalım neler olacak. Eyvahlar olsun. İnşallah almamışlardır bu şeylerimizi. Yeşil pijamalı adamları da soktuk. Aha çaldılar. Harita gitti. Harita gitti. Tek harita mı gitti? Fener de gitti. Şu mutlu insanlar hiç de mutlu çıkmadılar. Bize zengin olduğumuzu ve varlığımızın nükleer çöğünün geri kalanı %99 ile paylaşmamız gerektiğini söyler. Birkaç şey alıp gittiler. Onları durdurmak için hiçbir şey yapamadık. Yeşil kıyafetlerimizi çok fena hipnotize etti. Eyvahlar olsun. Allah kahretsin. Gelen vurdu, giden vurdu. Ne oldu hiç bilmiyorum. Ya böyle işte gördünüz değil mi? Hemen sen git yaşlı insanlardan çal. Ondan sonra hemen iadeyi ziyaret. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Kötülük yapmayacaksınız bu hayatta. Kötülük yaparsan böyle olur işte. Böyle olur. Allah'tan suyla yemeği almamışlar. Su kaybı yaşıyor. Allah'tan öyle bir şey yapmamışlar yani. Neyse. Bizim şey bulur, yiğidimiz, merceğinimiz bulur. Bu adam hala iyileşmedi değil mi bu arada? Bu adam ölecek zaten. Son günlerini yaşıyor. Buna yemek verelim. Kapımızın önüne bir grup yağmacı var. İçeri girmeden izin vermemizi istiyorlar. Şakaları yok. Ya teslim olacağız ya Bir dakika. Mermimiz var. Aa tüfek kırık. Tüfek kırık. Ben de diyorum ki neden seçemiyorum? Mermimiz var ama tüfeğimiz yok.
Mary Jane ya şimdi gelecek ya da sonsuza kadar susacak arkadaşlar. Gitti. Oyun bitti. 75. güne geldik, oyun bitti ya. 75 gün geldik ya. Aha! Aha! Çocuk da gitti. O zalim eşkıyalar Timmy'yle sığınaktan çıkarken çaresizce izledik. Umarız günün birinde onu tekrar görebiliriz. Timmy'yi alıp gitti. Çocuğumu kaçırdılar ve kayıtsız kaldı bu duruma. Ama baba da deli tabii. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Allah kahretmesin. Böyle bir şey olabilir mi? Başımıza neler geldi böyle ya? Yaprak dökümü gibi olduk. Dizi gibi oldu ya. Yaprak dökümü gibi döküldük yani. Ordu yine radyodan haber göndermeye başladı. Bunun bir tahliye sinyali olduğundan emindik ama meğer bizden yardım istiyorlarmış. Konuşan kişi imkanı olan tüm yurttaşlarını yakınlardaki parkta 2-3 ağaç kesmelerini istedi. Kulağa çok saçma geliyor. Ama bu sayede bizi çok daha rahat kurtaracaklarını iddia ediyorlar. Zaten o parkı hiç sevmezdik. Yapalım şu işi. Yapamıyoruz çünkü baltamız yok. Zaten bir gün sonra tekrar gelecekler bunlar. Yine adam da öldü galiba 77. günde. Aha ölmedi hala. Hala hayattayız. Bitkin hasta ve deli. Artık adam acıkmıyor bile. Biz oducu değiliz ve o parkı kesip biçmeyeceğiz. Belki başka sefere diyor. Bu radyoyu erken bulamadığımız için oyunu bitemedik bu arada, biliyorsunuz değil mi? Oyun başına bu radyoyu çekmemiz gerekiyordu. Oyun başına bütün her şeyi anmamız gerekiyor ya. Her şeyi yani. Yemek kaynağı illa buluyorlar da. Bugün bir ziyaretçimiz vardı. Gelen kişi aşırı neşeli, kızıl saçlı bir kadındı ve yanında da suratsız, paralı asker kılıklı. Muhtemelen kadının koruması olan biri vardı. Ama dama karşılığında şey istiyor bu. Gaz maskesi veriyor. Şu şeyi verseydi alırdım. Kilidi verseydi alırdım ama kilidi vermiyor. O yüzden devam ediyoruz. Adam da iyileşemedi ya. Adamın karnı aç da değil ama. Yine radyo boşa çalıyor bu radyo ya. Bu radyo gerçekten boşa çalıyor yani. O acayip neşesi nedeniyle onu reddetmek oldukça zordu. Ama bunu bir şekilde başardık. Kadın biraz hayal kırıklığına uğradı ve bizi tuhaf bir silahın çizimlerini satmaya çalıştı. Bunu da reddettik. Zaten burada silah yapacak herhangi bir aletimiz yok diyor. Ted henüz akıl sağlığını atlatamadı. Ted akıl sağlığı ile hepimizi endişelendiriyor. Aç değil değil mi? Bitkin hasta deli. Adam acıkmıyor bu arada. Adam yemeden içmeden kesildi abi. Adam karısı gitti, çocuğunu gözünün önüne aldılar. Kızı mutanta uğradı. Bu kadın adam zaten ne yiyip içsin arkadaş? Kızı Fiona oldu. Çalışan bir radyomuz var. Neden ondan faydalanamıyoruz? Belki bir iki yayını yakalayabiliriz. Hadi bakalım deneyelim. Zaten ölecek galiba. Eve bir gelecek. Şimdi Mary Jane babasının iskeleti direkt. Kız da gelmedi bu arada. 79. gün. Belki kız ilaç bulur da. Bir yayına bağlanmayı ve parazit sesini oldukça enerji dolu ve canlı bir spikeri dinleyecek kadar yok etmeyi başardık. Çok bilgili birine benziyordu ve bize bir sonraki keşif gezimizde hayatta kalmamızı kolaylaştıracak birkaç faydalı ipucu verdi. Su kaybı yaşıyor. Aç ve deli. Tamam, yemek yine vereceğim arkadaşlar bunu. Herkes görev başına. Kapının arkasında insanlar var ve pek dost canlısı gibi değiller. Hatta daha geleli 5 dakika olmasına rağmen şimdiden 17 kez korkunç bir ölümle yüzleşeceğimizi söylediler. Hazır olsak iyi olacak. Kapıyı her an kırıp açabilirler. Mızıka da demek ki bunları çaldıktan sonra bunu korkutuyor demek. Acaba mızıkayı sürekli kullanabiliyor muyuz bak? Onu da bilmek lazım. Belki hani mızıka nasıl bozulabilir ki ya? Yani bu kilidi kırıyorlar tamam. Bununla da vuruyoruz biz. Bu da kırılıyor. Bu da kırılıyor. Mızıka ama muhtemelen mızıka da hasar alır. Gibime geliyor. Bakalım tekrar başlarsak mızıka ile deneriz. 79.'deyiz. Şu an geçen bölümdeki gibi Mary Jane aynı anda eş zamanlı bir şekilde gelecek. Ancak o şekilde kurtulabiliriz. Aksi takdirde 79. güne kadar geldik. Bu kadar ilerliyor muydu onu da bilmiyorum. O oyun bozuldu. 79. gündeyiz. Hadi bakalım. Son. Aha. Son. Geldiler. Ordu gelmedi, bunlar geldi. Mary Jane nerede kaldın Mary Jane? Seni Allah kahretmesin Mary Jane. Sonumuz geldi. Haydutlar sığınağımıza girmeyi başardılar. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Yolun sonuna geldik. Hapı yuttuk biz. Hapı yuttuk. 80 gün dayandık yalnız ya. 80 koca gün arkadaşlar. Az değil bakın. Az değil. 80 gün. Normalde 45 gün, 45. günde falan oyun bitiyor galiba. 80 gün dayandık. Mary Jane de gitti. Başaramadık. Öldük. Tatata öldüm çık. Hayatta kaldığımız süre 80. Tüketim 13. 13 tane çorba tüketmişiz. Sığınağı 4 kere savunmuşuz daha. Ne yapalım? 4 kere savunmuşuz. Bir kere de Mary Jane savuşturdu. 5 diyelim. Onu saydım bilmiyorum. Başarılı keşifler.
9'a 10 diyor. Bir tane daha başarılı keşif yapsak oyun bitecekti, bilmiyorum. Keşiften 29 tane eşya getirmiştiniz. Hayır kararları 5, evet kararları 7. Şu evet kararları bitirdi bizi çoğu. Ama öğrendik mesela sığınağın kapısını canlıları sıkılınca açmayacağız gibi. Burası bizi biraz şey yaptı ya. Hasta olduk, delirdik. Çok oyun çok uzun sürdü o yüzden. Yoksa biterdi. Radyoyu uzun süre bulamamamız, adamlar sığınakta en sonunda delirdi ya. 80 gün bir sığınakta. Bu ne lan? Araç duruyor burada. Gördünüz mü? Bu araç olmuyordu burada. Allah Allah. Bunlar ne? Bunlar da başarımlarımız galiba, değil mi? Açılmayan çok fazla başarım var. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen oyuna başladığımızda burada araç gözükmüyordu. Allah Allah. Herhalde farklı bir sonu da var galiba. Tam emin değilim. Güzel bir seriydi arkadaşlar. Elimden geldi sizler için oynamaya çalıştık. Öğrendik yani. En azından ne yapacağımızı, çoğu şeyi öğrendik. Bir daha muhtemelen tekrar başlasak bitiririz gibime geliyor. Çünkü artık neler yapacağımızı, oyunun başı çok önemli. Oyunun başında alacağımız şeyler çok önemli. Güzeldi, eğlenceliydi. Farklı bir seri oldu. Gerçekten oynarken çok keyif aldım. Sizlerin de çok hoşuna gitti seri. Bakalım ilerleyen zamanlarda muhakkak tekrar döneceğim bu oyuna. Tekrar başladığımızda inşallah bitireceğiz bu sefer. Sırada başka düşündüğüm oyunlar var arkadaşlar. O serilere de bakacağız. Hepinize tekrardan bu seride bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.